Selam arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün iade terbiyesinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk bölümümüz aslında sevdiğin işi ve kendini gerçekleştirme arzusunda kişinin işine aşk ve tutkuyla bağlı olması gerektiğini söylemiştik ve daha ile ilgili farklı örnekler vermiştik. Haydi gelin ikinci videoyla başlayalım. Şimdi ikinci videoda aslında şu sorularla başlayacağım. Bu dediğimiz gibi Darwin'in ve aslında diğer bilim insanlarının da yaptığı aklında tutma hali, işine duyduğun özgürlük isteğiyle, yani işine duygun özgürlük isteğinin de sebebi işini sevip tutkuyla bağlı olmandan kaynaklanıyor dedik. Peki bu noktada ben kendime şunu sordum. Ben işime bağlı olduğumda ve özgür olmak için şu var mı bende? Daha iyisi için bir isteğim var mı? Daha iyi bir şeyleri yapmak için istek duyuyor muyum? Veya böyle bir aslında benim isteğimi oluşturacak bir çaba olabiliyor mu? Eğer böyle bir istek duymuyorsam çaba göstermeye gerek var mı? Yani bir şeyleri zorla yapmanın bir önemi veya aslında zorla yaptığım şeyin benim için bir kendimi gerçekleştirmede faydası veya bir değişime katkı sunacak bir şey var mı diye düşünüyorum. Bence yok açıkçası. Yani burada da aslında duymuyorsam şöyle mi demem lazım? Ya işte Allah bana bunu vermemiş ya da işte Tanrı ya da inandığınız neyse. Yani bu bende yokmuş zaten. O zaman kadercileğinin ben böyle olmam gerekiyor. Hiçbir şey değiştiremem demek gerekiyor. Ben bir şeylerin değişebileceğine inanıyorum. Bir şeylerin güzelleşebileceğine, iyileşebileceğine inanıyorum. Dolayısıyla bir şeyleri boş verip işte bunun aslında böyleymiş deyip buna inanmamak bana güzel gelmiyor. Bir şeyleri dünyada hala bizim gibi çabalayan insanların değiştirebileceğine ve iyiye doğru giderken bunu aslında yapmamızın bir zorunluluk aslında böyle haklara sahip olduğumuz için gerekli olduğunu düşünüyorum. Arzu duyulan ve tutkuyla bağlı olan iş veya konu bizde irade hakimiyetimizi de geliştirir. Bu da bence her kişinin veya Maslow üçgenine göre kendini gerçekleştirmiş denilen, ifade edilen kişinin ulaşması gereken bir aslında nasıl diyeyim, görev olduğunu düşünüyorum. Böylece manevi veya maddi veya siyasi özgürlüğümüze hem birey olarak hem de toplum olarak ulaşmamız mümkün hale gelecektir. Bu nasıl olacaktır? Maddi özgürlüğe ulaşırken mesela ne demiştik? Sevdiğiniz veya aslında yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz iş var. Siz buna ulaşırken her gün mesela sevdiğiniz bir şey için her gün çalışma isteği duyarsınız. Ama yok sizin böyle otomatize işte aslında kendinizin yaratıcılığını veya kendinizi kullanmadığınız bir iş olduğu zaman bunun için çok da uğraşmak istemezsiniz bence. Benim adıma mesela normal makinelerin yapabileceği veya işte hani çok da aslında otomatize bağlanmış işleri benim kendi adıma yapasım gelmiyor. Ve böyle işlerde kendimi de iyi hissetmiyorum. Dolayısıyla bunlarla ilgili hiçbir çaba göstermek de istemiyorum yani. Dolayısıyla burada böyle bir iş yapmak benim özgürlüğüme bir katkı sunmayacak. Benim ne para kazanmamı yani maddi özgürlüğü kazanmamı sağlayacak ne de manevi özgürlüğü kazanmamı sağlayacak. Çünkü ruhum zaten onu yapmak istemediği için manevi bir şekilde bir yol alamayacak. Veya işte kendini manevi bir yol alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kendini gerçekleştirmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ben mutlu olduğum zaman insanlara mutluluk verebilirim. Ben mutluysam toplumu değiştirmek için bir şeyler yapabilirim. Dolayısıyla manevi özgürlüğe de hiçbir katkısı olacağını düşünmüyorum böyle bir şey. Dolayısıyla maddi ve manevi özgürlüğümüzü ele alamadıkça hem birey olarak hem de toplum olarak. Çünkü birey neyse toplum odur bence. Ben birey olarak mutsuzsam veya bir şeylerden hani şikayet ediyorsam toplum da aslında bunlardan şikayet ediyordur. Dolayısıyla maddi veya manevi özgürlüğümü ben kendi birey olarak ele almadıkça, yani sevdiğim işle, sevdiğim şeyle benim irademi terbiye edecek işte uğraşmadıkça yol alamayacağım ve toplum değişmeyecek. Bir şekilde bence bizim amacımızın toplumu daha güzelleştirmek olması gerekiyor. Çünkü emanet edilen gençliksek, diğer videolarımızda da dediğimiz gibi, eğer Cumhuriyet bize emanet edildiyse bunları değiştirebilecek olan kişi sadece biziz. Burada da tüm özgürlüklere ulaşırken dünyada değer ifade eden her şey gibi çetin bir savaş vermemiz gerekiyor. Nasıl İstiklal Harbi'nde gerçekten çetin bir savaş verildiyse bu, bunun sonucunda aslında güzellikler olduysa, yani emeksiz yemek olmayacağı ve güzellikler için savaşılması gerekiyor gibi fikirler. Bence belli bir noktalarda doğru olduğu için bunu size söylüyorum. Bence belli bir noktalarda doğru. Dolayısıyla bir şeyler için mücadele vermemiz bir zorunluluk olduğu için
bu şekilde güzelliğe ulaşabileceksek birey ve toplum olarak neden bundan yapmaktan kaçalım? Yani aslında burada karşımız şey de kendimiz oluyor. Kendimizi gerçekleştirmekten ve kendimizin iyiliğinden kaçmak oluyor. Dolayısıyla özgürlüğümüzü ele almak için kendimizi gerçekleştirip hem siyasi hem maddi hem de manevi özgürlüğümüzü ele almamız gerekiyor. Bunun tek yolu da bence çok çalışmak. Neyi seviyorsan onu bulmak ve onun için çabalayıp onu güzelleştirmeye uğraşmak ve bundan para kazanabileceğin yollar nedir diye düşünmek. Ve belli bir noktada ben şöyle şeylere inanıyorum, işte evrene bir şeyler sorup bunun gerçek olacağını düşünmeye. Mesela ben şunu soruyorum, işte Allah'ım veya evren, işte ben bunu seviyorum veya sevdiğim şeyi bulmak da bana yardım et ve bu sevdiğim şeyi bulurken beni güzel olaylar ve insanlarla eşleştir. Bunları bulup yaparken de bundan para kazanmamı bana sağla diye. Bilmiyorum, ben açıkçası tamamen hayatımızın matrix olduğunu inanıyorum. Kendi gerçekliğimizi kendimiz seçiyoruz. Sen bir noktada kadere bağlanıp işte yaftalanma, işte böyle kadere bağlanıp işte ya ah vah demeyi sadece edersen senin zaten bu şekilde olaylar başına gelecek. Ama sen bir şeyleri değiştirip işte aslında insan olduğunu bilincine verirsen, insan ki bence yani en güzel enerjilere sahip ve aslında çok şey değiştirdiği için dünyayı bu şekle getiren, belki kötü belki iyi anlamda ama iyi yanları gördüğüm zaman çok fazla bilim buluş yapan bir yapı olduğumuz için, hani insan olmanın tanımı bence bu. Yaratıcılığını ve kendini kullanmak ve bir şeyleri değiştirmek. Her şey bizim lehimize işleyen bir yapıda. Peki yani yapıda ama biz görmek istersek bunu. Dolayısıyla özgürlük kavramını burada aslında insanın kendini gerçekleştirmesi olarak kullanmak. Bu da bizi hayvansı ve bencil yapacak yanlarımızı azaltarak daha çok insaniyete yaklaştıracak bir çözüm. Çünkü hayvani ve hani böyle aslında biraz daha soğuk yapımız dediğimiz yapı, yani bencil yapımız, bir şeyleri umursamayan veya işte olduğu gibi işte nasılsa onu kabul eden, düşünmeyen, sorgulamayan bir yan. Ama bence biz sorgulamaya geldik. Bir şeyleri değiştirmeye veya bir şeylere katkımızı sunup işte bu böyle bir şey yaparak dünyaya katkı sundu diyerek gitmeye karar verdik ya da gitmek için geldik diye düşünüyorum. Çünkü aslında benim en çok ilham aldığım bilim insanlarının hepsinin aslında tek soruyla başlıyor. Neyi değiştirebilirim, neyi dönüştürebilirim veya aslında ben bunu sevdiğim için uğraşayım, bakalım bundan sonra neyi yol alacak şeklinde. Dolayısıyla insaniyete yaklaştırdığını düşünüyorum böyle düşünmenin insanlara ve bizim aslında mutluluğumuzla insaniyete ne kadar yaklaşırsak o olduğunu düşünüyorum. O yüzden neden böyle bir şey yapmayalım ki yani? İnsanın kendi üzerindeki kusursuz hakimiyetini düşlediğimde de ben bunu imkansız olarak düşünüyorum. Çünkü hem duygusal hem mantıksal hem de aslında dış faktörlerden gelen çok fazla dış uyarında etkisinde bir canlıyız. Yani vücudumuza bile baktığımızda bir içimizde organlar var ve dışımızda da bizi iç ve dış olarak ayıracak bir deri var ve dışarıyla da bağlantılı bir, aslında nefes alıp veriyoruz veya farklı esmenlerle dışarıyla da bağlantılı bir canlıyız. Dolayısıyla iç ve dış etkenlerden soyutlanarak yaşayacağımız bir hayat aslında imkansız. Dolayısıyla bu kendi üzerimizdeki hakimiyetimiz bence imkansız. Çünkü duygularımızı etkilen çok fazla faktör var. Biri bir şey dediği zaman bizim aslında hem atalarımızdan gelen mirasımızdan hem de kendimizin o zamana kadar yaşadığı, ben mesela şu an 21 yaşındayım, 21 yaşına kadar yaşadım. Her şeyden edindiğim bir hayat deneyimi var ve ben bir insan bana A dediği zaman bunu A şeklinde anlamıyorum. Ben bunu değiştiriyorum, dönüştürüyorum ve farklı bir şekilde anlıyorum. Dolayısıyla insanın kendine kusursuz bir hakimiyeti bence çok zor. Çünkü bazen aslında kendi düşüncelerimizi bile takip edebilecek şekilde değiliz yani. Hani bunun için çok fazla herhalde meditasyon gerekiyor ya da başka bir şey gerekiyor. O Nirvana dediğimiz yerde de aslında herhalde insanın çoğu dış faktörden arındığı bir yapı olduğunu düşünüyorum ama ben bunu kendi adıma ulaşabileceğimi şu an düşünmüyorum. Çünkü benim hayatımda çok fazla dış uyaran var ve bunları engellemek aslında benim pragmatik olarak da çok işime gelebilecek bir şey değil. Çünkü ben bunlarla da dönüşerek, değişerek bir karakter oturmaya çalışıyorum. Çünkü hala belli bir ölçüde gencim yani. Ve çok sevdiğim bir söz bu kitaptan, yine Jules Piaget'in irade terbiyesinden çok sevdiğim bir sözle devam etmek istiyorum. Ahlakın sadece özgürlüğe ihtiyacı vardır. Yani Maslow üçgeninde kendini gerçekleştirmek olarak tanımladığımız yerde veya toplumu görmek istediğimiz ahlaklı yerde özgürlüğe ihtiyacımız var. Nasıl ki aslında Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesi de olan ülkelerden
özgürlük daha fazlaysa, mutluluk daha fazlaysa bunun tek sebebi bence maddi, manevi ve siyasi olarak özgürlük içinde olmaları lazım. Akıllarını prangaya bağlayacak onları yapılar yok. Çoğu insan aslında şüphe kasını kullanabilen canlılar olarak ya da şüphe kasını kullanabilme yetisini geliştirmek için çabalayan insanlar olarak yer alıyor toplumlarda. Türkiye'ye baktığımız zaman manevi özgürlük ben çok olduğunu düşünmüyorum. Bir kadın olarak bile benim manevi özgürlüğümü engelleyecek çok fazla yapı var. Maddi özgürlüğe baktığımız zaman yani ekonomik kriz videomunda izlediğiniz üzere ekonomiyle ilgili serzenişler bir insanla oturduğun zaman bile sohbetin işte ilk 10 dakikasından sonra hemen başlanan şey oluyor. O yüzden maddi özgürlüğün de olduğunu düşünmüyorum. Siyasi özgürlük zaten adını bile anlayacağım. Dolayısıyla hiçbir şekilde özgürlüğümüz olmadığı için ahlak denilen kavramın gün geçtikçe etkisinin azaldığını görüyorum. Bence bu da bir şekilde değişmeli. Ama bunun bence en büyük değişmesini sağlayacak şey belli bir ölçüde maddi özgürlük. Maddi özgürlük olduğu zaman kişi biraz kendini sorgulamaya başlıyor, okuyup öğrenmeye başlıyor. Veya çevresindeki insanlar da iyileşiyor maddi özgürlük olduğu sürece ve o da bir şeyleri değiştirmem lazım veya bende bir eksiklik var diyerek başlıyor ve daha ahlaklı bir birey olmaya başlıyor. Bireyler daha ahlaklı olmaya başladıkça toplum da daha ahlaklı olmaya başlıyor. Dolayısıyla şununla kapatıyorum ki ahlakın sadece özgürlüğe ihtiyacı vardır. Ve biz özellikle gençler ve bunu aslında kim izliyorsanız, 7'den 70'e kim izliyorsa ahlakın sadece özgürlüğe ihtiyacı olduğunu hatırlayalım. Maddi, manevi ve siyasi özgürlük veya özgürlüğün tanımı sizde neyse bunu topluma önce kendinize, sonra topluma kazandırmak için yapabileceğiniz her şeyi yapmanız dileğiyle bu videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Özgür olduğumuz ve ahlaklı olduğumuz bir dünyada tekrardan görüşmek üzere diyorum.